Sen mi? Beni ısırdın. Canım sakın böyle YouTube'a bizim olanlara bakar mısın? Ben bunu köpeğim. Canım moralim çok bozuldu. Bir ayakkabı olmuş 1500 lira. Hüsnü arkanı gördü. Allah'ım yerlere yatayım. Video çekmek istiyorum ama bakın şimdi. Hayatta çekemem. Böyle yere koyacağım. Yapacak bir şey yok. Ölmeye engeli olan bebişi almaya gittiğimde içeride güzel bambu bambu bebekler gördüm dedim. Ben bunlara kesinlikle ilan açmam lazım. Bakın şimdi. Bir tanesine hemen yuva çıktı. Peki sen nesin? Ya bak kıtır kıtır yap. Yine yap hadi. Yine yap. Öyle de güzel olmaz ki ya. Ama çok güzel olduğun için bak sana yuva buldum. Hayat öyle işte. Güzeller hep biraz daha önde. Ben şu hayatta doğuştan güzel olanlardan değilim. Kendi çabamla da zaten bir yere kadar getirebildim bu işi. Bir yerden sonra pes ettim. Neyse türcülük olmasın. Çirkinlere de çok yuva bulmuşluğum vardır çünkü. Ne yaptın pazarda? Ay pazar alışverişi yaptım. Çok yoruldum. Ellerim kızardı. Üzüm aldım bize. Hı. Bu kadar. Sen bana para vermedin. Bana kimse para vermiyor. Kimse sorgulayamaz benim ne aldığımı. Sen bir kendine gelir misin? Kimsenin benim giderlerimi karşılamıyor. Kimsenin bana cep harçlığı vermiyor. Ben bu evde neden varım? Bu çocukların karnını nasıl doyacak diye hiç kimse bir şey demiyor. Şuna bir sürprizim var yalnız haberin olsun. Ney? Bir şey mi aldın? Bu saçı nasıl topladın? Elimi açma saçımı. Şimdi bir tane yerleştireceğim ya. Allah'ım. Bana hediyeni vermiyorum. Sen hiçbir şey yapıyorsun. O hediyeyi hayır, çok bana geçtim. Hayır. Aç yoksa memenin tekini keserim. O zaman kapa gözü. Bir dakika o zaman ambiyans hiç bozmuyoruz. Gözüme bir şey bağlayacağım. Senin sorunların da gözlerini mi bağladın? Evet hiçbir şey göremiyorum. Bak şimdi ne yapacağız biliyor musun? Kamerayı içeriye koy. Sen benim elimden al ben karşıdan böyle elime ver hediyeyi. Şöyle dik durayım da kilolu çıkmayayım. Pofidink pofidink ya. Benim hediyem değilmiş arkadaşlar. Bu da fake. Bir şey oldu. Şu güzelliğe bakar mısınız? Bu da ikincisi. Buna da ev buldum. Şimdi bunların ikisini yıkayacağız sanırım. Sıra şu köprüsünden atlayacağım şimdi. Şunları alsana. Ay çok yoruldun mu? Kız sen ne yaptın da yoruldun? Sabahtan beri ben dönüyorum Edif evin içinde. Ay. Kız sen daha önceden hep küvette mi çiğniyordun böyle? Tamam tamam tamam. Kızım. Tamam. Kedi dürümü. Burnunun üstündeki çamur da gitmemiş. Kız bu ne pofidik pofidiksin ya. Hoppa. Çitire 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 çitire. Bu ne kız? Ha? Ve kameraya çekiyor. Hiç komik değil. Anladın mı? Onlara da dokunmuyorum. Bir şey söyleyebilir miyim? Ne? Her bütünü görün. Her şey mahvoldu. Şuraya süt yerini asmışsın. Çok gerginsin. Bak bu hiç iyi bir şey değil. Bence de hiç iyi değil. Sonu çok kötü bitecek. Seni birine benzettim Hande. Ben Adem'le ayrılmak istiyorum. Ayrıldım üstüme gelmeyin. Sevgilimden daha yakışıklı birini bulmuşum. Ağzım sulanıyor çünkü Hande yemek yapmış. Canım biz Allah rızası için bugün ne pişirdin beybi? Kök bitki, dozör pulkur. Ne diyorsun ya? Ya güzel. Gücünü bücünü bücünü yiyeyim ya. Gübüşünü gübüşünü yesem. Belki teyzemiz bize cupcake yapmış. Valla dayanamam. Ben yarışan oldum yani. Böyle bir koku yok. Mis gibi kokuyor. Yok uyu canım uyu. Kız içimiz kaçmış ya. İşin mi kaçmış? Paketlerin ikisini de gönderdik. Öptüm onu son kez. Sonra teslim ettim. Hayat ağrıyor. Evde çok uykum geldi. Konuşarak bazı şeyleri ifade etmek zor. Arkadayım. Sen de bunun zorluğunu yaşıyorsun. Daha fazla zorlanmanı istemem. Yıkıklar mısın? Tamam. Çocuğu sabahları bizi hiç rahat bırakma. Kalk kedileri doyurmam lazım. Koydun içine. Ispanak, maydanoz, limon, elma. Sabah dolapta kötü olmak üzere olan bütün sebzeleri değerlendirip vegan sabah kahvaltısı hazırladım. Bunun içerisinde her şey var. Patates, havuç, havuçlar pörsümüştü. Tabii ki de çöpe atacak değilim. Biberler mesela, biberler kötü olmuştu. Azıcık ezilmişti. Tabii ki de çöpe atacak değilim beyefendi. Onların hepsini değerlendirdim. Şuna bak. Bunun annesi nerede ya? Allah'ım kaç işe bakar mısın? Korkma. Abi kediden korktum gördüm. Evet kanka o nasıl tırmalısın seni? Kız! Beni ısırdı biliyor musun? Bakayım. Tamam bırak yola çıkacak şimdi hadi. Kızlar! Kurtlu biliyor musunuz bunlar? Bu kuzlarımız güyelenmişti ne yapalım? Bugün resmen geri dönüşüm günü oldu.
Hani de biraz döker misin? Bitiyor yani, yemlemen lazım. Ötekilerin yemeği bitti. Senden anne olmaz. He? Hepsini uçurdun. Ya sus, git deneyelim herhalde. Size bir de tatlı atıştırmalıklar getirdim. Bir dakika, petibör mü getirdin? Evet. Tatlı atıştırmalık petibör mü? Evet. Bulgurun üstüne en iyi tatlı gider diye düşündüm. Çok eğlenceli abi, ben bunları kilo kilo bulgur alırım artık. Hande şuradaki adamı işsiz bıraktım. Allah abi, ne yapalım? Umarım bu öğünü beğenmişsinizdir. Kurtlu bulgur, tatlı atıştırmalıklarımız da petibör. Canım sakın böyle YouTuber bizim hakkımızda konuştular, duydun mu? Ne dediler? Vlog vlog falan yaptılar. Halimize bak, sence YouTuber gibi gözüküyor muyuz? Önemli olan o değil. İçimiz güzel. Öğünümü yemeden onların ağzını burnunu doyurur. Burnundan kapatabilir miyim? O zaman kameraya eğil de sanki gösterecek, girmek istiyormuşsun gibi. Ben bir şey derken eğilirim. Nereye gidiyorsun canım benim? AVM'ye gidiyorsun. Sulu balık, Elif'le ekmek adayı yemeye AVM'ye gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ben de çok güzel olduğumu düşünüyorum. Gene içerisinde en rahat ettiğim kombini giydim. Skater girl kısa şeyim. Bundanım. Hocam, bundanım. Sonra bu rahat haşofma pantolum. Allah'ım bakın. Bakın. Ateş topu. Orada Charmander. Bugün gene acayip esprilisin. Ben limüzin çağırmışım gibi davran. Limüzin çağırsa şunları mı giymiş oluruz? Karşınızda oğlanlar duruyor. Oğlanlar? Bir baktım biri eğilmiş. Bıktım ben o makası gör. Gel biraz fotoğraf çekeyim. Öneme. Bugün sebebini bilmediğim bir şeydi. Böyle neon pembesi. Hayır, neon pembesi de geç. Rengini geçtim. Orada dağ yok. Neden orada baktı? Var orada dağ, görünmüyorsun. Ama gözükmüyor. Gözükmüyor beydi. Nerede? Şurada ayna var hocam. İçinde bir ödükmüyordur bari. Sence bu ayna mı doktor? Doktor bu cam. Aynan gibi sanırsam ki. Gözüküyoruz ya. Yanaş. Hande, Allah senin belanı versin. Bu ayna değil, cam. Arkada soba moba var ya, insanlar da içeride insan var, Allah celanı vermesin. Ama ne yapayım, onlar da öyle tasarlattırmasalarmış. Çok enteresan bir ev arkadaşlar. Ay sapık gibi dibine kadar girdik. Onlar 2000'di zaten. Oğlanlar bakıyor, ne olacak? Oğlan yok ya, yaşlı iki tane amca var. Hadi Elif. Oğlanlar bana bakıyor, nasıl poz vereyim abi. Elif arkamı bir dönüyorum, hiç kimse yok. Bana bakıyorlar. Herkes beni tanıyor. Ne bakıyorsunuz oğlanlar? Arkadaşlar hiç kimse gittiler, yok. Gittiler. Hiç kimse yok. Oğlanlar gittiler. Hemen fotoğrafını çek çabuk hemen. Tamam. Ay HES kodu mu göstereceğim şimdi? Ben onu sildim hep. Ben bunları rezil etmek istiyorum. Nasıl olur da Spencer gelmez? Şu Allah'ın Ether Nails mıydı? Ne istedin, ne zıkkımsa. O geliyor. Ay nasıl baktık? İğrenç bu. Kim baktı? Bilmiyorum, şeye bakın. Ben. Az önce Hande bir 2008'li tarafından küçük görüldüğü için morali çok fena bozuk. AVM ağzına kadar dolu. Geçenlerde ben dersim için makale arıyorum. Birisi makale yazmış. Makalenin başlığı ne biliyor musun? Ankara'da AVM'lerde sosyalleşme. Böyle bir başlık var yani insanların. Ama artık öyle ki, nasıl olabilir? Ankara'da yani insanlar AVM'de mi sosyalleşiyormuş? Evet. Ben onu anlayamadım. Ankara'nın Ayazı'nda insanlar ne yapabilir? Türkiye'nin bir tek problemi Ankara'dır. Onu söyleyeyim. Ankara Allah'ın belası bir yerdir. Ankara'ya Allah'ın belası bir yerdir mi demek istedin, anlamadım. Önce Ankara'yı kapatacağız. Ankara Allah'ın belası bir yer. Ne yaptın? Halka karıştırmak. Bence yani bu insan kanseri, bunun adı halka karıştırmak değil ya. Hayır, siyasetçimsin sen. Halka niye karışıyorsun? Rahatsız edebilir miyiz? Merhaba. Bilmiyorum ama az önce AVM'de beni tanıdılar. Ben de sosyede fotoğraf çektim. Çok mutlu olduk. Bizim de fotoğraf çekildi. Hande diyor ki çocuğa, yanlış açıdan çekiyorsun. Şu an var ya, Asmalı Konak bahar gibi başıma bir sancı girdi. Sen kimi yapıyorsun? İpek tuzcuğum. Beni ciddi sanıp doktora götürmeye kalkan. Sen benim ne oldu biliyor musun? Slova'dayım. Böyle başıma bir sancı girdi ama öyle abartılacak bir şey değil, tamam mı? Ben de kendi kendime rol kesiyorum. Beyin kanaması geçiriyorum. Kanka o şöyle değil miydi? Sakın. Ben öyle hatırlıyorum. Başıma şöyle ağrı girdi. Ben de şöyleyim. Tutunacak yer arıyorum, tamam mı?
Yanımda bir araba durdu. Hanımefendi iyi değilseniz dedi doktora götürün. Şöyleyim bak anı. Yok yok benim bir şişim yok kanka. Ben orada kendi kendime rol kesiyordum. Başıma bir ağrı girdi ama öyle abartılacak bir şey değil. Turpişko, turpişko. Aferin akıllım benim. Aşağıma bak. Burası neresi? Abla burası ikinci AVM. Beni çekiyor musun? Evet. Şuradan kesiyor mu? Hayır. Genelde öyle yapıyor ya. Şuradan kesiyor insanları. Kaşlarıma bakın. Kaşlarım şey anımsatmıyor mu? Ne? Talihsiz Serüvenler dizisi. Canım acayip tatlı istiyor dinle. Başım ağrıyor. Benim başım ağrımış. Ağzım bak. Hadi bir. Ağrı dinde. Böyle yapmıyordu. Delirmiyordu köşelerde. Ama sen hani bana yalan söylüyorsun. AVM'de delirir. Değil mi? De, AVM'de delirdim bana doğru, yan yan baktın. Tamam da yam yam gibi delirme ama gerçekten. Beni köfteci Yusuf'a getirdi. Önümdeki şeye bak. Ama kanka bunlar buradan güzel yapan bir yer yok. Yemin değil ederim. Mi? Bir de şimdi abi benim bakış açımdan Elif çekim. Elif bugün güzel oldu da. Ne kadar güzel. Biz kaymak istememiştik, kaymak koymuşlar. O zaman onlar bilir. Oradan hemen sır kaymak idaresi. Ayıp olmasın ya. Çok çalışıyorlar. Bu gözlerine gördüm lan. Şurada bu masada bebek sandalyesinde çocuğu koymuşlar. Aile boyu yediler. Çocuğa bir lokma vermediler anne ya. Böyle yapıyor. Böyle yapıyor. Çocuk saatlerce ağzına. Ama o küçük bebek nasıl et yesin? Ben olsam kendi yavrumu ağzında çiğnerim. Lokmamı çıkartır ağzına iterim. Ben dayanamıyorum anne. Yedilir mi yesin? Ben dayanamıyorum. Yiyebilirim. Ben bunu köpeğeyim. Elif çay kolik oldu. Bu ne kız? Kanka çayı buranın çok güzel ya. Zümzümler güzel mi? Vallahi güzel güzel demliyorlar. Bir de garson geldi dedi ki yakışıklı genç. Gençten yakışıklı. Nasıl güzel su gibi bir çocuk. Bırakayım mı çay dedim. Bırak kızı dedim ablasının gülü dedim. Gençler 2000'li biz de abla olduk. Hiç sorma kız okula bir gittim. Okula bir gittim yaşatım adam kalmamış içeride. Allah'tan ben kendime göre birini buldum, defteri kapattım. Siz ne yapacağınız? Bizim yolumuz belli, gri. Kendine sanırım oradan hafta sonu çamaşırlarını yıkamaya giderken bir zenci bulacaksın. Evet, duyuyor öyle biz yürüyeceğiz, önde de birisi. Diyecek ki o birisi, hadi gidelim. Zenci mi seslendiriyor sen şu anda? Hayır, zenci seslendirme tonu mu bu? Ben de şok oldum ya, zenciyi böyle dublaj yapanına. Ben de malzeme yok, ben ünlü değilim ya. Gülüm ben de ünlü değilim, her gören Eda'ya selam söyle diyor. Bana selam söyleyen yok. Bingo. Şişeler. Bu nerenin şarkısı? Paşova. Şişeler. Ay, Hobbit aşağı iniyor arkadaşlar. Mekandan çıkıyorum. Angry Bird sönlü bir çocuk bana şöyle baktı. Bak sana hiç abartmadım, şöyle yap. Ben de şöyle iPhone 13 Pro Max yap bakalım. Ondan sonra bakalım, sadece bakalım. Tamam. Bu sefer Miniso'ya şey dedim, hiç bir şeye girelim. Miniso hiçbir şeyin işe yaramadığı, böyle kıldırgıcık şeylere Japonlar satıldığı. Japonlar yapıyor zaten. Kıldırgıcık şeylere satıldığı bir tüken. Allah aşkına sen nesin ya? Ya ben bunu... Sokakların hızlı çocuğu. Ya. Acilen 13 Pro Max'im yüklensin. Nitro'yu da yaktın mı beni kimse tutamaz bacım. Çok fena. Güme gittik. Üzgün müsün? Abi moralim bozuldu yani. Kendi telefonuma dokunmak istemiyorum şu anda. Ne olacak böyle? Hiç üzülme. Sana alacağım birisi ben. Birisi gelip bizi birazdan uyaracak biliyor musun? Canım moralim çok bozuldu. Telefonuma dokunmak istemiyorum. Telefonu çekmedin değil miydi? Yok yok çekmedim. Oranın 0 kalk gidelim. Hadi gidelim. 13-12 diyor. 128-12'ymiş. Yastık altında bir şey varsa Allah aşkına çıkar. Evet. Elif, sınavsa mı kız? Dur parasını vereceğim şimdi. Niye parasını veriyorsun ya? Niye parasını veriyorsun? Al. Al kanka al. Hakkını helal et. Hakkını helal etme. Beni kedi ısırdı bak zaten iyi değil durumum. Saçma sapan hareketler yapma. Bir tur ben de koşacağım. Tut. Abla da oynasın sizle. Hadi. Ablayı kovalayın. Kovalayın ablayı. Çocukları kovala. Çabuk. Çabuk. Seni yakaladı işte. Gördün mü? Koş koş. Kaçacak o şimdi. Koş Hande. Hande koş çabuk. Geliyor peşinden. Oyunu dağıt. Moralim çok bozuktur. Ben iPhone 13'leri gördün mü? Bir ayakkabı olmuş bir 500 lira. Bravo emem oğlu ya. iPhone 13 aklım kaldı. Ah canım. Ne diyorsun canım benim? Elbet bir gün senin de olur. Elbet bir gün diye ben bunu en son dediğimde iPhone 8 yeni çıkmıştı.
Şu an 13 var piyasada. Nereye çekiyorsun abla sen? Bir dakika. Abla konuşalım. Sen nereye çekiyorsun? Elif her seferinde benimle kavga etme, al seni çekiyorum bak böyle. Hande beni çekmiyor. Kendini de çekmiyor. Elif arkadan biri geliyor. Hande saçma sapan şeyler söylüyor. Elif yukarı doğru çıkıyor. Aptal nereye gidiyor? Ne oldu şimdi? Kendimi cezalandırdım. Elif oradan inemezsin. Ben de dedim ki ikimiz arka kardeş kardeş böyle çekinelim. Hani amma çektin ya. Böyle çıkıyorsun kamerayı, gerizekalı mısın? Böyle Elif, kamera mı? Arkadan biri geliyordu güzel canlama, çıksın diye. Canlamanın her saniye güzel çekemem. Bak, beni çıldırtma beni, bir saniye. Böyle beni, böyle video mu çekilir ya? Ya ben artık bir dakika arkadaşımla utanıyorum. Gel buraya. Ne olursa olsun sen benim arkadaşımsın. Elif ben senden utanıyorum asıl. Ben? Ay bismillah. Ben seni bırakamam. Ne olursa olsun bırakamam. Elif. Anladın mı? Elif. Adam çocuk bize bakıyorsun. Artık yeter. Yeter. Burada ne yapıyorsun sen şu anda? Bana şiddet uygulayacak adam gördüm. Elif. Gördün mü? Ne oldu be? Hırsımı yenemedim. Hatırlarsın bu repliği. Baby. Elif Starbucks'ta şeyi gördüm. Kime? Turgut Özal'ı gördüm. Turgut Özal mı? Evet. Köşede kahve içiyor. Starbucks cookie yiyor. Salak mısın? O öldü gerizekalı. Hatta zehirlemişler sonradan haberleri çıktı ya. O kadar gideceğiz sonra. Kimi gördün yine? Bakıyor mudur? Sen artık ünlüsün tatlım. Ünlü gördüğün zaman sevinme. Geçen annem ünlü görmedim, Barlar Sokağı'nda Hüsnü Arkan'ı gördü. Allah'ım yerlere yatıyor. Hüsnü Arkan, Hüsnü Arkan. Ben hayalimdi, benim hayalimdi. Genç kızlık hayalim, genç kızlık hayalim dedi. Karşıdan kestik. Hüsnü Arkan'ı salak gibi Barlar Sokağı'nın önünden 3 kez geçtik. Hüsnü Arkan annem kenardan baktı, baktı, baktı. Sonra evimize döndük. Kendimi durduramıyorum bu şarkı karşısında. Gerizekalı gelmedi ki mi? Müzik. Çok seviyorum, anlıyorsunuz. Biz hadi tanımlar. Sabah şimdi biz kedileri çıktık, besledik ya. Hı-hı. İçimden bir ses akşamları da çık diyor. Hiç iyi bir şey değil, bağımlılık da. Ben de benim de demin aklıma şu elini ısıran kedi geldi. Evet. Onun yanına gitmek istedim ama. Ona bir gidip bakalım. Bakalım. Art arda elimi bir kez de ısırmadı. Yaptı böyle. Bir de kenara çekildi o duyu salak tüylerini. Kendini korudu işte. Salak. Ben bir şeyi çok merak ediyorum. Kanalın %95'te kadın ama arabalara 5-6 tane erkeğin doluşup yüksek ses, müzik açıp tavlayabileceklerini çok merak ediyorum. Çünkü beni tavlayamazlar. Ona düşen var mı? Bu nasıl bir fantazi? Ben bilmiyorum yani çok düşündüm. Allah bu apartman boşluğunda zıra içenleri Allah belalarını versin. Öbür tarafta cayır cayır elleri sus be, bir daha zıralarını yakamasın. Ay bir şey diyeceğim diye bekledim de. Ben bunu soracağım. Sana mı düştün? Ya da en son buradaki cinayet işlenen cinayet yüzünden kapısını açmıyor olabilir. Anne biziz. Bak korktu ya. Ben sana dedim korkutma bir daha beni diye. Aç hadi. Arkadaşlar benim sabah kedinin ısırdığı yer. Ne demişler? Şişti parmağım. Bayağı şişti. Biraz zaten morardı gibi oldu. Ya şimdi doktora gitsek hemen anında kuduzu yapıştırır bana. Zaten önceden yaptırmadığım kuduz aşılarım var. Bir de beni köpek ısırmıştı. Kanka ben herhalde köpüreceğim. Birlikte yatmayalım mümkünse. Seni bayağı dolma gibi şişmiş.